kaçak hayatını daha ne kadar sürdürmeyi düşünüyorsun? Celal ortadan kaybolana kadar böyle devam edecek. İçimde her şeyin düzeleceğine dair bir umut var. Bu umut yok olmasın diye ben ortadan kaybolmayı göze aldım. Eğer bana yardım edersen, umutla gerçeğin buluşması daha kısa sürer. Yakında çok önemli bir şey yaşanacak. Sen Celal'i gözetleyeceksin. Bir hareketlilik olursa benle irtibata geçeceksin. Teklifini kabul ediyorum. Sen söylemesen de Mavi Ay gecesinin yaklaştığını biliyorum. O gece Celal'den sizi korumak için işbirliği yapacağım. Ne kadar çok şey biliyorsunuz maşallah. Mavi Ay gecesi falan. Ben eski bir kuzgunum. Bunları baştan beri biliyorum. Eskisi yenisi fark etmez. Ben de sizinle ilgili birçok şey biliyorum. Gerçi sizin gibi uzun zamandır değil ama yakın zamanda Salih Usta bahsetti. Burada buluşacağınızdan haberim yoktu. Eğer bilseydim... Ne olurdu bilseydin? Ona muhakkak engel olurdum. Cihan. Ben Gamze'ye güveniyorum. Evladı söz konusu olduğunda hiçbir anne yalan söylemez. Eyvallah. Öyle diyorsan öyle olsun. Şimdi... Madem sürekli irtibat halinde olmamız gerekecek, bunun için kolay bir yöntem biliyorum. Görüşmeye çalışmaktan vazgeç. Bu çok riskli. Merak etme, bir daha buna gerek kalmayacak. Senden son bir iyilik daha isteyeceğim. Celal'in yapmayı düşündüğü her şeyden haberdar olmak istiyorum. Böylelikle Salih'i uyaracağım. Bunun ne kadar tehlikeli olabileceğinin farkında mısın? Yoksa sürekli Celal'in gölgesinde yaşamamız gerekecek. Edineceğin her bilgi çok önemli, lütfen. Sen Celal'e yakınsın. Amacını anlamıyorum. Benden çaldığı yılları geri almak istiyorum, anlıyor musun? Bu sefer o kazanamayacak. Peki. Çok teşekkür ederim Nevzat.